Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle Age of History 2 Japon İmparatorluğu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dostlar, biliyorsunuz belki bizi uzun süredir takip eden arkadaşlarımız ama hala izleyen arkadaşlarımız da vardır. Biz önceden sık sık 1000 like yeni bölüm etkinliği yapardık. Fakat artık biliyorsunuz kanal da iyice büyüdü. Yani like sayıları zaten standart olarak 1000'in üzerine çıktı. Ben de bu sefer Japon İmparatorluğu serisine özel bu etkinliği biraz daha farklı bir şekilde, biraz daha rakamlar, sayılar arttırılmış şekilde tekrardan yapmayı düşündüm, planladım. Yani bu bölümden itibaren Japon İmparatorluğu'nun geri kalanında 3000 like her geldiğinde yeni bölümü yayınlayacağım. Açıkçası doğrusunu söylemek gerekirse bunu da fazla like almak için yapıyorum şu anda. Evet, çünkü kanalım biraz daha önerilmelerinin artması lazım. Şu sıralar izlenmelerde bir düşüş var. Bunun da kaynağı zaten benim. Çok istikrarlı şekilde eskisi gibi devam ettiremiyorum kanalı. Bu sebepten dolayı da bir tabii ki izlenmelerde vesaire düşüş var. Bunları yeniden toparlamak için de yeni kitlelerin de gelmesi lazım. Bunun için de beğeniye ihtiyaç var. Bu yüzden de bugünden itibaren bir 3000 like yeni bölüm etkinliğini başlatıyoruz. Kazan kazan durumu. Hem benim kanal daha fazla önerilmiş olur, daha geniş bir kitleye ulaşmaya çalışırım. Hem de sizlere bir gün içerisinde daha fazla video yayınlamış olurum. Böylece ortaya kitle ve benim aramda bir kazan kazan durumu çıkıyor efendim. Dolayısıyla bu videoya örneğin 3000 like geldiği anda yeni bölümü de yayınlıyorum. Bir dahaki bölüme de 3000 like geldiği anda yeni bölümü de yayınlıyorum ve bu etkinlik akşam saat 9'a kadar devam ediyor. Yani akşam saat 9'a kadar 3000 like her geldiğinde yeni bölümü yayınlamaya devam edeceğim dostlar. Şimdi öncelikle ülkenin şöyle genel bir özetini geçelim. Çünkü 2 gündür Japon İmparatorluğu bölümü atmıyorum ve belki bazılarınız unutmuş olabilirsiniz. Bizim birkaç tane politikamız var. Bu politikalardan bir tanesi şöyle Avustralya'nın en güneyinden tutun da Sibirya'nın en ücra köşesine kadar uzanan Asya ile geri kalan bütün bölgeler arasına adeta bir set kuracak büyük bir ülke kurmak. Bir diğeri ise yine sizlerden, vekillerimizden, halktan gelen uyarılar sonucunda kurduğumuz Asya Asyalılarındır politikası. Asya Asyalılarındır politikasını zaten geçtiğimiz bölümde uygulamaya başladık. Hatta bunun neticesinde Fransızlara bir savaş ilanında bulunduk. Fransızları Fransız Çin'in de topraklarından, artık oranın adı Fransız Çin'in de toprakları değil. Orası Asya'nın güzide Güneydoğu Asya toprakları kardeşim. Yani Fransız Çin'in de demişler oraya, öyle kalmış. Fransız Mransız değil. Fransa dediğimiz devlet bir Avrupa devletidir. Burada Asya'da, Güneydoğu Asya'da bize ait olan topraklarda isminin başında Fransız geçen kelime ben istemiyorum abi. Böyle bir şey yok. Burayı da zaten aldık. Burası Japonya'nın Güneydoğu Asya eyaletidir kardeşim. Fransız Çin'indi falan değildir. Mesela Hindistan'a bakıyorsunuz, hala isminin başında Britanya var. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Hindistan dediğimiz coğrafya, Hindistan dediğimiz toprak Asya'nın yine güzel güzide topraklarından, güzide toprak parçalarından bir tanesidir. İsminin başında Britanya olması buranın bir Avrupa toprağı olduğunu göstermez ki zaten biz bunu değiştireceğiz. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda bir Hindistan seferini başlatacağız ve Hindistan'ı Avrupa güçlerinden adeta arındıracağız. Bu kadar. Yani ben artık Asya'da böyle Avrupalı devletler görmek istemiyorum abi. Bunun haricinde bu bölüm yapacağımız bir diğer seferlerden bir tanesi Filipinler, Avustralya ve Yeni Zelanda devletlerine karşı olacak. Yani genel bir Pasifik ve Avustralya seferi gerçekleştireceğiz. Bunun da sebebi şu. Evet, Filipinler'de, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da birer Asya devleti. Ama eğer bu bölgeler güçsüz devletler tarafından yönetilmeye devam ederse Avrupalı devletler gelir bu toprakları alır. Tıpkı eskiden olduğu gibi, Fransız Çin'inde de olduğu gibi buraları sömürgeleri haline getirir ve bizim işimizi daha da zorlaştırırlar. Buraların daha güçlü bir Asyalı devlet tarafından yönetilmesi gerekmekte ki Avrupalı devletler gelip de burayı kolayca ele geçirmesinler abi. Bizim amacımız tamamen bu. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden de Avustralya, Yeni Zelanda ve Filipinler devletleri kesinlikle ama kesinlikle ele geçirilecek. Şu anda benim elimde 345 binlik bir birlik var Tokyo'da. Ben bu birliği tamamen Filipinlere karşı kullanacağım. Hatta direkt olarak başlangıcımızı yapalım abi. İlk olarak ekonomisi yüksek bölgelerden çıkarma atacağım. Ayrıca liman olan topraklara çıkarma atmaya çalışacağım. Mesela Filipinlerin en güneyinde iki tane liman var. Şuradaki adada bir tane limanları var. Başka nerede var? Başka nerede var? Başka da bir limanları yok gibi görünüyor. Bir de başkentlerinde vardır. Yani almamız gereken ilk 4 toprak bu 4 toprak abi. Bu, bu, bu ve başkentleri. Bu 4 toprağı bizim seri bir şekilde ele geçirmemiz lazım. O yüzden hemen ordularımı yerleştiriyorum. 60 bin ordu bu limana. Puerto Princesa limanına. 60 bin ordu General Santos limanına. Bir 60 bin ordu Zamboanga limanına. Kalan 162 binlik orduysa direkt olarak Filipinlerin başkentine çıkarma atacak olan birlik. Ordularımız yerlerine bir yerleşsinler. Gayet güzel. Filipinlere savaşımı ilan ediyorum. 19 Kasım 1944 Pasifikler'de daha güçlü bir
gücün bulunması adına Filipinler Devleti'ni Japonya olarak, daha güçlü bir devlet olarak, dünyanın en güçlü devleti olarak savaşımızı ilan ediyoruz bakalım. Henüz ilk turdan bütün limanlarını ele geçireceğimiz için savaşın geri kalanı tamamen Filipinlerin kara topraklarında geçecek. Böylece denizden herhangi bir çıkarma atmalarına veyahut da denizden gelip işgal ettiğimiz toprakları yeniden almalarına izin vermemiş olacağız. Şimdi aynı şekilde ilerleyişlerimize devam edelim bakalım. Gayet güzel abi, harika bir başlangıç yaptık ki zaten getirdiğimiz ordu sayısı Filipinler gibi bir devlet için son derece yüksek. Böyle bir ordu sayısına Filipinler bandındaki, Filipinler gücündeki bir devlet kesinlikle karşı koyamaz. O yüzden bu savaş namına benim hiçbir nasıl desem korkum veya endişem bulunmamakta. Rahat rahat ele geçireceğimiz, adeta bir dahaki büyük savaşlarımız için kullanacağımız bir antrenman sahası burası bizim için. Dolayısıyla bizim için kolay bir savaş abi kısaca. Evet, şu anda gayet güzel ilerliyoruz. Henüz birkaç turdan %75'ini ele geçirdik şu anda Filipinler Devleti'nin. Geriye de zaten fazla bir şey kalmadı. Birkaç tane daha toprak kaldı. Onları da ele geçirdiğimiz anda savaş burada noktalanacak. Gayet güzel. Evet, çok iyi abi. Bir tane daha şurada toprak kalmış. Onu da ele geçirelim. Çok iyi. Evet, bitirdik. Yo, %98. Bir yerde daha bir imposter bir toprakları var. Nerede olduğunu inanın bilmiyorum ama bir yerde daha bir tane toprakları var bunların. Nerede olduğunu bilmiyorum. Evet, şurası galiba. Aynen öyle, o bölgede bir tane daha toprakları varmış. Sonuçta orası da bir Pasifik coğrafyası. Orayı da ele geçirmekte fayda var bence. Şurasıydı galiba, değil mi? Aynen öyle, orayı da çıkarmamızı atalım. Seri bir şekilde orayı da ele geçirmiş olalım. Bir yandan da arkada hem savaş gerçekleştiriyoruz, hem bir savaşın içerisindeyiz, hem de mallar yatırımı yaparak nüfusumuzu arttırıyoruz. Yani devlet aynı anda pek çok görevini, pek çok nasıl desem misyonunu yerine getirebilecek bir kapasiteye sahip bir devlet haline geldi artık. Bu da kesinlikle bizim başarımızdır abi. Biz bu kapasiteye getirdik bu devleti. Yani bundan önce sadece Japon adasında ve Kore'de öylecene yaşayan, kendi halinde bir devletken Japonya, şu anda Pasifiklerin neredeyse tamamına hükmetmiş. Asya, Asyalılarındır politikasıyla Avrupalıların pek çoğunu bölgenin, Asya'nın dışarısına atmış bir devletten bahsediyoruz. Asya'nın son umudu. Gerçekten biz Asya'nın son umuduyuz abicim. Bunun bilincindeyiz, bunun farkındayız ve buna göre davranacağız. Asya'nın liderliğine soyunacağız. Nasıl hani mesela Osmanlı zamanında halifelik görevini üstlenmişse, işte Müslümanların liderliği görevini üstlenmişse, biz de şu anda Asya'nın güvenliği için bütün Asya devletlerinin liderliği görevini üstleniyoruz kesinlikle. Yani bunun farkında, bunun bilincinde olarak hükümeti yönetmemiz gerekiyor efendim. Evet, Filipinler fethi gayet kolay bir şekilde gerçekleşti. Şimdi o topraklarda asimilasyonları da başlatalım seri bir şekilde. Herhangi bir isyan çıkmasına müsamaha göstermememiz, izin vermememiz gerekiyor. Gayet güzel. Bütün asimilasyonlar başlatıldı ama %80'lerde, %85'lerde falan kalan bazı asimilasyonlar var. En azından 85'e kadar tamamını tamamlamak bizim için faydalı, yararlı olacaktır. Hepsini şöyle bir başlatalım seri bir şekilde. 85'e kadar olan toprakların tamamını başlatıyorum. Gayet güzel, tamam. Diğeri zaten 84.99, o kendi kendine 85'in üzerine çıkar. Şimdi efendim sıra Avustralya'da, durmak yok. Bu fetihleri biraz hızlı hızlı geçmemiz lazım ki Britanya'ya karşı, daha doğrusu Hindistan'a karşı yapacağımız seferi biraz daha erkene çekebilelim. Mesela burada hala Manipur ve Tripura devletleri de var. Bunlar da ele geçirilmeli. Bizim böyle toprak bütünlüğümüzü bozan ne kadar devlet varsa bunların hepsini bizim en hızlı şekilde karşımıza almamız lazım. Bu arada Fransa benimle dost medeniyet olmuş, şaşırmadım. Yani kendileriyle savaştığımızda bizim gücümüzü gördüler. Lan dediler, bu adamlar güçlü, bizim ağzımıza ederler, biz bu adamlarla iyi ilişkiler kuralım. Tabii ki Fransa, kurarız, hiç sıkıntı yok. Sen elini Asya'ya uzatmaya çalışmadığın sürece ben Avrupa'da yaşayan Fransa devletiyle güzel ilişkiler kurarım. Ama olur da Asya'ya gelmeye çalışırsın, Pasifik'ten toprak almaya çalışırsın, o zaman bozuşuruz. O zaman ben seninle güzel ilişki falan kurmam kardeşim. Şimdi elimdeki 233 binlik orduyu hemen Avusturya'ya doğru gönderecektim ki onların İngiliz vasalı olduğunu hatırladım. Özgürlük arzuları da maalesef artmamış hiç. Bu üzücü bir durum biraz. O zaman Yeni Zelanda'da onların vasalı. Evet tamam, hadi bir süre daha yaşamaya devam edin. Hadi bir süre daha yaşamaya devam edin. Bir süre daha izin verdim size. Ya gerçi Birleşik Krallığın da bir gücü yok. Biz neyden korkuyoruz kardeşim? Biz kamikazeyi icat etmiş adamlarız. Biz uçaklarla gemilere giren adamlarız ya Japonlar olarak. İngilizlerden niye korkuyoruz ki? Getirsinler yani, topları gelsin hani. Ne yapabilirler en fazla, değil mi? O yüzden kardeşim korkmak yok. Avustralya'ya da Yeni Zelanda'ya da savaşımı ilan edeceğim. Korktuğum bir durum da açıkçası yok. Birleşik Krallığın şöyle bir vasallarına bakalım mesela, bize ne kadar ulaşabilirler? Hiçbir yerden de ulaşamazlar abi. Hatta şuradaki İngiliz Pasifik topraklarını da elimize geçiririz. Gayet güzel. Benim bir korkum yok.
Yeni Zelanda'ya 40 binlik bir birlik gönderiyorum. 193 binlik birlik de Avustralya'ya saldıracak. Avustralya'nın zaten limanının olduğu sadece 3 tane toprak var. Bir tanesi Sydney toprağı, bir tanesi başkentlere, bir tanesi de güneyde bulunan ada toprakları. Dolayısıyla bu 3 adet toprağa çıkarma atılacak ve Avustralya ordularının denize çıkması tamamen engellenmiş olacak. Yeni Zelanda'nın bile Avustralya'dan daha fazla limanı var başkentlerinde. Bu toprakta Gisborne toprağında ve Christchurch toprağında 4 tane toplamda limanları var. Onların da 4 limanını birden ele geçirmemiz lazım. Yine bir yandan mallar yatırımımızı gerçekleştirirken bir yandan savaşacağız. Evet, Avustralya'ya savaşımı ilan ettim abicim. Öncelikle 3 adet limanlarını seri bir şekilde ele geçiriyorum. Gayet güzel. Yeni Zelanda'ya da savaş ilan ediyorum. Aynen öyle. Yani izin vermeyeceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz artık bunlara. Yeter yani, bizim de sabrımız tükendi. Yani Asya'nın çok büyük bir kesiminin böyle Avrupalı güçler tarafından kuşatılmış, ele geçirilmiş olması Asya'nın koruyucusu niteliğinde bir devlet olarak bize gerçekten koyuyor artık. Artık izin vermememiz lazım. Bunlara bizim izin vermememiz gerekiyor. Değil mi? Şöyle devam edelim. Hem de bunu yapmamızın bir yandan da şu avantajı var. Asya'daki devletler artık bizim üstünlüğümüzü kabul ederler bu kadar fetihten sonra. Yani Avrupa'nın neredeyse bütün önemli devletlerini, bütün önemli güçlerini dize getirmiş bir Japonya devletine Asya'da karşı çıkabilecek bir devlet var mı Allah aşkına? Rusya bile gelse şu anda bize karşı çıkamaz. Bu arada Rusya'da, hemen araya bir sıkıştıralım onu da, halkımızı bu konuda bilgilendirmek lazım. Rusya'da şu anda batılı devletler tarafından ciddi bir işgale maruz kalıyor. Almanya ve Avusturya Macaristan, yani Central Powers, ciddi bir şekilde Rusya'yı şu anda zorluyorlar ve bu savaşı da net bir şekilde kazanacaklar gibi duruyor. Eğer Rusya bu savaşı kaybederse benim Avustralya'dan Sibirya'nın en ücra köşelerine kadar kurmak istediğim o set devlet hayali artık gerçekleşebilir bir vaziyete gelecek. Neden? Çünkü Ruslar güçsüz düşecek ve biz Ruslara savaşımızı ilan edip Sibirya'nın tamamını, belki de Avrasya'ya doğru giden yolun pek çoğunu ele geçireceğiz abi. Dolayısıyla açıkçası Rusların güçsüz düşmesi bana çok koymaz. Yani ciddi söylüyorum, Rusların güçsüz düşmesi bana cidden çok koymaz abi. Beni çok da üzmez yani, doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi bu bölgede hala İngiliz toprakları var. Bayağı bir İngiliz toprağı var. Bizim onları da ele geçirmemiz lazım. Şuradan bir tane orduyu mesela görevlendirelim şu bölgede. Aynen öyle. Zaten İngilizler buradaki topraklarına muhtemelen pek de önem vermiyorlar. Pek de bir güvenlik önlemi almıyorlar. Dolayısıyla düşük sayıda ordularla bile kolay kolay girebileceğimiz topraklar bunlar muhtemelen. O yüzden bizim açımızdan hiçbir sıkıntı yok. Şöyle ilerlemeye de devam edelim bir yandan. Avustralya'nın hiçbir limanı olmadığı için yönlendirdiğim bütün ordular karayoluyla gidiyorlar yönlendirdiğim yerlere. Yani altyapı bakımından ne kadar fakir, ne kadar hani berbat bir devlet olduğunun net bir kanıtı gözlerimizin önünde serilmiş vaziyette. Gayet güzel, devam edelim efendim, durmak yok. Bu arada Mısır Krallığı'ndan bir savaş ilanına maruz kaldık, şaşırtıcı. Yani Mısır Krallığı'nın benimle mesela zerre alakası yok. Niye bana savaş ilan ettiklerini de bilmiyorum. Ve Mısır Krallığı'nın sadece bir tane toprağı var. Ha, bunlar İngiliz vasalı. Tamam, şimdi anladım. Ben de diyorum bunlar bana niye savaş ilan etti. Tamam ya, bu İngiliz maşaları var ya, bak dünyanın her yerindeler. Bitmiyorlar bu İngiliz maşaları. Ben bunları and içtim, tek tek bitireceğim ya vallahi. Ya adamlar dünyanın her yerine yayılmışlar, olabilir mi ya böyle bir şey? Kabul edilebilir mi ya? Yani benim yaşadığım coğrafyada İngiliz'in ne işi var kardeşim? Ben bunu kabul etmiyorum. Bak ben çok sinir oluyorum ya bu duruma, Allah Allah. Çok sinir bozucu. Hemen şöyle devam edelim ilerlemeye. 15.000 orduyu daha görevlendiriyorum şu adalarda, Pasifik'teki adalarda. Avustralya'yı da zaten bitirmek üzereyiz, çok az kaldı. Evet, sadece bir tane toprakları kaldı, onları da bitirdik zaten, gayet güzel. Şuradaki adalara çıkarma atmaya devam edelim. Buradaki İngiliz topraklarını da ben kesinlikle almak istiyorum çünkü. Yani buradaki toprakları almak bence önemli bu arada. Yani yeri gelir yaptığın yatırımlar, yaptığın nüfus yatırımları vesaire buralara iyi etki eder. Buralardan ordu basarsın yani. Zaten buralar kimsenin yaşamadığı, adam akıllı göz önünde olmayan adalar. Kullan buraları yani istediğin kadar, gayet rahat. Çok rahat, çok profesyonel. Var mı başka burada ada? Var, gözümüzün önündeki kocaman adayı görmemişiz bu arada. Hemen oraya da bir çıkarma atıyorum. Lan lan, bu kim? Bu kim? Sen kimsin? Kanada, bak sen şu Kanada'ya. Seni de mi alayım koçum illa? Seni de mi alayım koçum? Tamam lan, seni de alacağım Kanada. Seni de alacağım. Bak ben bu bölümde çok sinirliyim kardeşim. Bu bölümde bence beni sinirlendirmeyin yani. Ben önermem size. Ben bu bölüm harbiden sinirliyim ya. Çözeceğim, hepsini alacağım yani ben buradaki devletlerin. Bak sen şu Kanada'ya, bak bana çıkarma atmasaydı Kanada benim umurumda bile değildi, almazdım. Şimdi gideceğim, çıkarmayı atacağım, bütün Kanada'yı alacağım mesela. Kendi kendilerine bacaklarını sıkıyorlar abi işte. Ben bunu anlamıyorum ya. Ben bunu anlamıyorum. Derdiniz ne be kardeşim?
Derdiniz ne? Güya İngilizlere yaranacaksınız. Ulan İngilizlerin bir gücü mü kalmış? Neyine yaranıyorsunuz İngilizlerin? Neyine yaranmaya çalışıyorsunuz? Gelin Japonların tarafına geçin. Adamlar dünyanın en güçlü devleti deyin, değil mi? Biraz akıllı davranın. Evet, bölgede başka bir ada kalmadı gibi görünüyor İngilizlere ait. Şu bölgede var. Sri Lanka'yı da alacağım. Evet, onları da alacağım. Maldivleri de alacağım. Hepsini alacağım ama öncelikle Kanada'ya bir çıkarma atalım. Avustralya'daki tüm ordularımı topluyorum abi. Tamamını topluyorum, tamamını. Hepsini bir araya getiriyorum. Zaten bu elimdeki ordular Kanada'yı ele geçirmek için fazlasıyla yeterli gelecek muhtemelen. Çok da fazla uğraşmamızı gerektirecek bir durum yok. Şöyle hemen denize çıkaralım bu orduları. Gayet güzel. Burada bir liman var mı? Varmış, çok iyi. Getirelim hepsini bir araya bu orduların. Burada liman yok. Aa, varmış bu arada, orada da varmış. Tamam. Evet, gayet güzel. Topladık sanırım hepsini. Evet, 33 bin ordu buradan çıktı. Şuraya güzel bir ordu gelecek. Güzel sayıda bir ordu gelecek. Gayet iyi. Şurada da bir ordu biriktirdik az önce. 123 bin ordu da burada var. Gayet iyi. Hepsini toplayalım hemen. Toplam ne kadarlık bir ordu çıktı? 286 bin. Kanada için fazlasıyla yeter de artar. Ben çıkarmamı atıyorum abicim Kanada'ya. Kanada'nın şu anda ekonomisi 303 bin. Ve ben adamlara 286 binlik bir orduyla geliyorum. Gerçekten yüksek sayıda bir orduyla geliyorum. Dolayısıyla bence benim için rahat bir savaş olacak. Asimilasyon işlemlerini tabii şu anda başlatamıyorum. Daha barış antlaşmaları imzalanmadı. Ama ben halkımızın Kanada fethinden dolayı da çok mutlu olacağını düşünüyorum. Zira böyle bir fetih bizim artık deniz aşırı topraklarımızda da, ama çok deniz aşırı topraklarımızda da gücümüz olacağının, buralarda da bizim bir söz hakkımız olacağının net bir kanıtı. Dolayısıyla bu toprağın ele geçirilmesi bizim için adeta bir kilometre taşı. Gayet güzel. Devam edelim efendim. Beklemek yok. Geride de ordu falan bırakmamaya çalışalım mümkün olduğunca. Ordu kaydırma işlemlerimizi de yapalım sürekli. Tamamdır, devam edelim abi. Nereye yüksek, nereye düşük sayıda ordu götüreceğimizi, göndereceğimizi iyi düşünmemiz, iyi hesaplamamız lazım. Özellikle Kanada'nın biraz daha güneydoğu taraflarına doğru daha yüksek ordu sayılarıyla girmemiz lazım. Ama kuzey taraflarında Kanada'nın fazla bir direnişi olmayacaktır. Fazla bir ordu sayısına sahip olmayacaklardır muhtemelen. Bu yüzden mümkün olduğunca ordu sayılarımı güney tarafında, güneydoğu tarafında arttırmaya çalışıyorum. Orada toplamaya çalışıyorum. Gayet güzel, devam edelim. Aa, İngiliz ordularıyla karşılaştık lan, bak sen. Bak sen. Kanada'da şu anda İngiliz orduları ve Japon orduları bir harp içerisinde, bir savaş içerisinde. Ve biz bu savaştan çok net şekilde üstün geliyoruz. Demek ki İngilizler de Amerika'daki topraklarını, ki Kanada Amerika'daki yegane topraklarından bir tanesi İngilizlerin, korumak istiyorlar. Bu bölgedeki güçlerini kaybetmek istemiyorlar ama biz kaybettireceğiz o güçlerini onlara. Burada yaşamalarına müsaade etmeyeceğiz. Hayır, hiçbir barış antlaşması teklifini şu anda kabul etmiyorum. Bu arada Avustralya bir çıkarma attı kendi topraklarına. Değil mi? Aynen öyle, evet. Beklemiyordum mesela ben bunu. Şuradan birazcık asker alma işlemi yapalım. Götürelim oraya orduyu. Yani bunlar boş boş işler kardeşim. Gereksiz gereksiz hareketler. Direkt olarak başkentlerini geri aldılar. Yani bir şey yapabileceklerinden değil de işte bir şeyler deniyorlar. Benim şurada da bir ordum varmış, onu da gönderelim. Bölgede de zaten başka bir ordum bulunmamakta. Evet, şimdi Kanada'ya geri dönebiliriz efendim. Kanada'da zaten bitmek üzere. Bir çıkarma geliyor İngiliz orduları, İngiliz donanmaları tarafından. Bir şey yapamayacaklarını kendileri de biliyorlar ama hani böyle son şanslarını deneme eğilimindeler. Ya Allah aşkına ya. Allah aşkına, yayıldıkları ordulara bak, 30-40 orduyla yayılıyorlar. Kafayı yiyeceğim. İnanılmaz. Sıkıntı değil abi, sıkıntı değil, halledeceğiz. Bu arada benim topraklarıma da bir çıkarma geldi yine. Gereksiz bir çıkarma, son derece gereksiz. Hem de bu çıkarmayı Avustralya attı. Gerçekten son derece gereksiz bir çıkarmaydı. Şöyle bakalım, biz Kanada'yı bitirdik mi? Yok, az kalmış abi ama yavaş yavaş o nüfuslarının yoğun olduğunu düşündüğüm bölgeye doğru geliyoruz. Ayrıca bir de Kanada'nın en doğu kısmında Birleşik Krallık'ın kendi toprakları da var. Yavaş yavaş oralara da geliyoruz yani. Orada işte gerçekten Birleşik Krallık'la savaşacağız. Gerçek bir savaş dönecek orada Birleşik Krallık ve Japon devletleri arasında. Ya savaştığımız coğrafyalar arasındaki uzaklık o kadar uzak ki, o kadar fazla ki savaşı yönetmek de gerçekten daha zor bir hale geliyor. Evet, gayet güzel. İyi gidiyoruz bence. Ya Avustralya zaten her türlü yeniden ele geçirilecek. Sorun yok o açıdan da. Ben şimdi şuralara bir çıkarma atacağım. Şuralara. Aynen öyle. Oralardan tekrardan Avustralya topraklarını ele geçireceğim. Arkadan gelecek 7100'lük ordu geriden hallederken buradan çıkan ordular da kuzeyden aşağı doğru, güneye doğru inecekler. Böylece rahat bir şekilde bitireceğiz o toprakları. Şu Kanada'yı bir an önce bitirip tamamen Avustralya ve civarlarına odaklanabilsek bizim için çok daha iyi olacak ama Kanada'da beklediğimden çok daha büyük bir coğrafya çıktı aslına bakarsanız. Şöyle devam edelim. Gayet iyi, gayet iyi. Kanada'da zaten hiç zorluk çekmiyoruz. Adam akıllı ordu kaybı bile yaşadığımız yok açıkçası.
Şöyle devam edelim hemen. İlerlemeye. Başkentlerine de geldik bu arada. Montreal'e kadar geldik şu anda. Kanada'nın başkentindeyiz. Orada da eğer başarı elde edersek zaten Kanada bitmiştir abi. Yani Birleşik Krallık topraklarında eğer bir direnişle karşılaşmazsak muhtemelen bitecek gibi görünüyor. Artık yavaştan bu bölümü burada noktalandırayım dostlar. Zaten 3000 like yeni bölüm etkinliği yapıyoruz. 3000 like geldiği anda yeni bölümü yayınlıyorum dostlar. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur dostlar. Açıklamadaki linklere göz atabilirsiniz. Discord, işte Instagram, Twitch, ageofstory.türkiye.com vesaire bu sitelere göz atabilirsiniz. Şimdi benden bu kadar. Bir dahaki videolar ve yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Bay bay. Bitmiyor. Heh, bitti. Bay bay.